İlyas Salman'ın açıklamaları var hocam. Hı. Ahirete inanmıyormuş. Olsaydı cehennem onu tercih ederdim diyor. Hı. Orada ısınırdım. Demiş. Is Isınmak için. Evet. Öyle, Isınmak cehennemi tercih edermiş. Allah Allah. Bu meseleye hakkani bakış nasıl olur hocam? Öbür dünyaya ahirete inanmıyorum açık söylüyorum. Mümkün olduğu kadar bir gün daha fazla yaşamak istiyorum. bir Sonumuz toprak. Cennete cehenneme inanmıyorum. Keşke cennet cehennem olsaydı. Buna inanıyorum. Olsaydı ben cehennemi tercih ederdim. Çünkü insanın, havanın ve e, denizin soğuğundan nefret ederim. Cennette bari zebanilerin kaynadıkları kazanda kay ısınırdım. Bu meselenin altında bir noktayı işleyelim. Bak şimdi o da kalbimize geldi. Ya insanlar da şöyle bir şey var. Bu da... Ahir zaman insanın ne kadar e, kibirli bir hale geldiğinin alameti ve işareti. Nedir o? Bir şeylere kızdığı zaman ben ateist oldum. Şundan dolayı ateist oldum. Yani öyle bir konuşmalar var ki sanki yani nefsini o kadar havalara, tavanlara, burçlara, tahtlara çıkartmış ki yani şöyle bir tabirle söylüyor. İslam beni kaybetti. Yani <laughs> o ateist olunca yani İslam'ın Ravaştan düşermiş. Öyle bir adammış ki o İslam beni kaybetti tarzında konuşuyor yani. Önce bunun altını bir çizelim. Yani birileri ateist olmuşsa şundan ya da bundan sebep olduysa ne şu ne de bu senin mazeretin olamaz. Yarın Allah'ın huzuruna vardığın zaman Allah bunun hesabını soracak. Celle celaluhu cezasını da çekeceksin. Şundan bundan dolayı diyeceksin. Allah diyecek ki ben sana akıl vermedim mi? Bir e, mahalli maksud yani amaçladığın bir yere gitmeye niyetlendiğin zaman. Bir dolmuşa bindin. Dolmuşun tekeri patladığı zaman ne diyorsun? Ben daha oraya gitmem mi diyorsun mesela? Değil evet. mi? Veyahut da sana yolu gösteren birisi yanlış tarif etmiş. Ne yapıyorsun? Memleketine gitmekten mi vazgeçiyorsun? Hayır. Doğru tarif edeni bekliyorsun değil mi? Evet. İyi olmayan, hizmetini iyi yapmayan bir otobüs şirketi yolda sana gerekli itinayı göstermediği zaman ben artık memleketime gitmem diyor musun? Hayır. Ama insanımız Allah yoluna, hayat yoluna çıkıyor. Ondan sonra bir hoca ile tanışıyor veya bir Müslüman insanla tanışıyor. Birileri ona yamuk yapıyor. İşte ben diyor ateist oldum artık. Öyle bir de kibirle kibirli konuşuyor ki. Yani İslam beni kaybetti tarzında böyle yani. İslam artık beni kaybetti ben ateist oldum. Kaybeden sensin. İslam hiçbir şey hiçbir zaman kaybetmez. <laughs> La galibe illallah. Galip olan hep Allah'tır Celle Celaluhu. İslam azizdir, izzetlidir. İslam'ın içine giren izzet bulur. Dışısına çıkan izzet bulamaz. Çöker, zilletle mahvolur. Burası bir kesin. O veya bu sana yolda çelme taktıysa sen de onların çelmesiyle arkasını döndüysen bu senin hem karakterindeki bozukluğu hem de zayıflığı gösterir. Sen demek ki bir kalbine niyeti aldığın zaman onu tamamına erdirecek kuvvete sahip değilsin. Zayıfsın sen. Aslan gibi değilsin çıktığın yolda kim ses çıkartırsa çıkartsın beni yolumdan kimse geri döndüremez diyen bir karakterin yok senin karakterin tazı gibi, çakal gibi yani. Nereden bir ses duysan hop kaçıp gideceksin. Nereden bir ses duysan hop kaçıp gideceksin. İslam beni kaybetti tarzında ben ateist oldum. Ateist olma ne oldun? Cehenneme odun olduğunu diyorsun. Bunu da havalı havalı söylüyorsun yani. Ben ya yani bunun açık anlatımı aslen şudur. Hakikat penceresinden anladık. Ben yarın cehennemde yanacağım ya. Cehenneme odun oldum ben. Odunum ben. Bildiğiniz bir odunum. Bunu insan havalanarak söyler mi? Ama cehalet insanı bu noktaya getiriyor. Şimdi İlyas Salman'ın da yani filmlerde de zaten böyle bir hani e, ahmak rollerinde oynuyordu bu adam. Gerizekalı, çabuk kandırılır rollerde oynuyordu ya. Bu demek ki gerçekten öyle birisiymiş. <laughs> bu açıklamalarından sonra bakıyoruz ki adam demek ki gerçekten hani akıl derecesi düşükmüş bu adamın. Neden akıl derecesi düşükmüş? Cehenneme inanmıyorum, cennete inanmıyorum. Hadi, bütün ateistler gibi Allah'a inanmıyorum deyip kenar bir dalga varı bir şekilde konuşup da cehennemi tercih ederdim. Neymiş ha havadan hoşlanmıyormuş, şundan hoşlanmıyormuş, sıcak olurmuş da orada ısınırmış. şey zannedi hamam zannediyor oraya yani böyle <laughs> üşüyenler girecek içinde ısınacak sonra çıkacak. Cehennemin ateşi var ayrı, cehennemdeki zebaniler var ayrı, akrepler, yılanlar var ayrı. Bunların hepsini bir kenarıya bırakıyorum. Cehennemin bir takım noktaları var. Diğer noktaları o aşırı olan yangından ve azaptan dolayı Allah'a sığınıyorlar. O en kötü olan noktalardan yani. Bir bu var, bir de Yerin göğün sahibi olan Allah Subhanahu ve teala kuluna gazabla bir bakarsa Allah muhafaza buyursun hepimizi cümle ehli imani yani Allah gazabıyla bir bakarsa kuluna diyor yüzündeki etler düşer. Şimdi sen bilmediği için ateş aslında biliyor tabi buna dalgavari konuşmalar neyi bilmiyorsun sen hadi madem öyle çok ısınırmış ya cehennemde bak cehennemin ateşi ne diyor Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri? Üç defa soğutuldu da getirildi. Değil mi dünyaya? Evet. Kara bir ateş diyor. Üç defa soğutuldu sonra dünyaya getirdi kullanılması için. Üç defa soğutulmuş bu ateşin yakalım büyük bir fırında gir de ısın İlyas Salman bir görelim seni nasıl ısınıyormuşsun sen. Senin derin ne, ne, ne kar, ayı derisi gibi bir şey mi senin derin yani? Girsin bir göstersin buradaki insanlara dalga geçiyor ya hani Cehennemin ateşine girir ısınırmış. Buradaki ateşte bir görselsin nasıl ısınıyormuş? Kaynar kazanlar, katranlar üzerine bir dökülsün. Bakalım oh, ısındın mı diyecek yoksa ciyak ciyak bağıracak mı bir görelim yani. Boşla kırdılar bunlar. Yani şeytanın sanatını bu gösteriyor. Şeytan sapıttığı zaman bir noktada bırakmıyor insanı. En dibe çakana kadar uğraşıyor bunlar küfürde artık, dinsizlikte en aşağı noktalara nasıl ineriz onu uğraşıyorlar ve inme inmeye devam ediyorlar. Allah Amin. muhafaza buyursun. Allah hidayet etsin diye. Amin. Amin. Celle celaluhu.